Yaşar, hepinize merhaba. Evde kaldığımız bu salgın döneminde, bu hassas dönemde sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bunları yerine getirmemiz için de zaman yönetimine çok dikkat etmemiz lazım. Ben bugün sizlere hayat akış planınıza dair bazı yönlendirmelerde bulunacağım. Beni dikkatle dinlerseniz çok sevinirim. Öncelikle sunumuma zaman nedir diye başlamak istiyorum. Zaman, insan yaşamının yerine göre uzun ya da kısa süreli, yenilenmesi olanaksız, başlangıcı ve sonu belli, saatle ölçülebilen bir kısmıdır gençler. Zaman çok önemli bir kaynaktır. Zamanı boşa harcamamalıyız, biriktiremeyiz, toplayamayız, satamayız, ödünç alamayız. Zaman demokratik olarak herkese dağılmış bir durumdadır. Herkesin haftada 7 günü ve gün içinde 24 saati vardır. Bu kısıtlı zamanımızı etkili bir biçimde kullanmak için bizim zaman yönetimine ihtiyacımız var. Zaman yönetimi nedir peki? Zaman yönetimi öncelikle arkadaşlar Danimarka'da ortaya çıkan bir eğitim aracıdır. Çünkü oradaki yöneticiler zamanlarını daha iyi organize etmek için bu eğitim aracına ihtiyaç duydular. Türkiye'de doğan Cüzeloğlu ise zamanı her meslekten bireyler üzerine baskı yapan evrensel bir kaynak olarak görür. Zaman yönetimi zihinde oluşan planların günlük yaşama dökülerek gün ve gün gerçekleşebilmesidir arkadaşlar. Zaman yönetimi aslında bizim öz denetimimizdir. Bizler yaşamımızda gerçekleşen olayların ne kadarını kontrol altına alabiliyoruz? Kontrol altına alıp etkin olabiliyor muyuz? İşte bütün bu sorular bizi zaman yönetimine götürür. Zaman yönetiminin önündeki en büyük düşmanlar nelerdir? Birincisi plansızlık arkadaşlar. Gün içinde yapacağımız şeyin planını yapamama hali. Ne zaman spor yapacağım, ne zaman ders çalışacağım? Öncelik belirsizliği ikincisi. Önceliklerimizin ne olduğunun belli olmaması. Mesela bu günün en verimli saatinde ben ders mi çalışacağım yoksa çok İzlemek istediğim bir dizinin sezonunu mu tamamlayacağım? Önceliklerimizin belli olması gerekiyor. Erteleme. Gençler, zaman yönetiminin önündeki en büyük düşmanlardan biri ertelemedir. Günlük işlerimizin aksamasına da neden olur. Erteledikçe işlerimizi bizler bunlar birbirini takip eder ve bir kör düğüm haline gelir. Dolayısıyla bizler işlerimizi ertelemiş oluruz, aksatmış oluruz. Bu bizde tam da şu hissi doğurur: yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, stres ve kaygı. Kararsızlık. Gün içinde ne yapacağına karar verememe hali. Müzik mi dinleyeceğim, spor mu yapacağım? Resim mi yapacağım, ders mi çalışacağım? Öncelikle buna karar vermemiz lazım. Gereksiz işler ve dikkat dağınıklığından kurtulmamız lazım. Arkadaşlar, günümüzün çoğunluğunu gereksiz işler ve dikkat dağınıklığımız almış bir durumda. Yaptığımız işe odaklanmamız ve dikkatimizi tamamen toplayabilmemiz lazım. O zaman daha etkili bir zaman yönetimi yapacağınızı göreceksiniz. Bunlar için birinci önceliğimiz ne? Plan yapmak. Plan yapmak peki bana neler kazandırır? Arkadaşlar, plan yapmak size bir işin hazırlanmasında yeterli zamanı ayırmanızı sağlar. Daha etkin olmanıza yardımcı olur. Kendinize güveniniz artar. Sorunları çözmeniz kolaylaşır. Doğru karar vermenizi sağlar. Sizi kararsızlıktan kurtarır. Daha az, daha etkili çalışmanızı sağlar. Çalışma isteğiniz hemen kaybolmaz. Diğer işlere de vakit ayırabilirsiniz. Hangi konunun ne kadar sürede biteceğine konusunda yol gösterir size. Zamanınızı etkin bir biçimde kullanırsınız. Ne zaman dinlenip ne zaman çalışacağınıza karar vermeniz daha kolay olur. Ve en önemlisi, güven ve motivasyonunuzu arttırır plan yapmak. Planınıza uymuş olmak sizi kendinize daha iyi hissettirecektir. Hiçbir şey zor değil arkadaşlar. Önemli olan onları küçük parçalara bölmemiz. Derslerle sosyal etkinlikler arasında mantıklı ve dengeli bir ayarlama yapmamız lazım. Verimli bir ders çalışma programında hem hobilerimize zaman ayırıp, hem ailemize zaman ayırıp, hem de aynı zamanda derslerimize yeter kadar zaman ayırabiliriz. Yapılan plan konusunda kararlı olmak. Eğer öz denetimimizi kendimiz yapamıyorsak, yani planımızda kararlı olamıyorsak, aile fertlerinden birini planımıza dahil edebiliriz. Dolayısıyla onun denetiminde bunu yapmamız daha da kolaylaşacaktır.
Ders çalışmaya ayırdığımız saatte bütün dikkatimizi ders çalışmaya vermeliyiz. Arkadaşlar, sadece ders çalışırken değil, spor yaparken, müzik dinlerken, resim yaparken, yapmak istediğiniz her neyse onu yaparken bütün dikkatinizi lütfen yaptığınız işe verin. O zaman daha nitelikli ve daha etkili bir iş çıkaracaksınızdır. Önemli notlardan biri, görüşmelerimde çok sık değindiğim bir şey, burada da değinmek istedim. Çalışmaya mola verdiğimizde televizyon ya da bilgisayarın başına geçmeniz gerçekten çok kolay. Fakat kalkmanız çok zor. Molalarımızda teknolojik aletlerden uzak kalın lütfen. Peki bu kadar konuştuk. Planımı nasıl yapabilirim? Birinci aşama, yapılacakların listesini oluşturmak. Gün içinde yapacaklarını belirlemek. Hangi saatte ne yapacağını takvimleme yöntemiyle yapacaksın. İkinci aşama çünkü takvimleme yöntemi. Gün içinde yapacaklarını belirledin. Peki bunları hangi saatte yapacağım? Ne zaman müzik dinleyeceğim? Hangi saatte ders çalışacağım? Üçüncü aşama önceliklerin belirlenmesi. Önceliklerin belli olduğunda günün hangi saatine, hangi verimli saatine ne çalışma ekleyeceğini belirlemen gerekiyor. Dördüncü aşama zamanı yönetmeyi değil, yaşamımızı yönetmeye odaklanmalıyız. Yani biz sadece bir günümüzü planlamıyoruz arkadaşlar. Biz kocaman bir hayatımızı planlıyoruz ve bu planı yaparken, hayat akış planımızı yaparken yaşamımızı yönettiğimizi, buna kendimizin hakim olduğunu, kontrolümüz altında olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü bizler artık birer yetişkiniz. Önümüzdeki en büyük engeller neler? Birincisi uyku düzeni. Ben parantez içinde düzensizliği yazdım. Çünkü bu salgın döneminde bununla çok baş etmeye çalıştığınızı biliyorum. Gereğinden fazla uyumak, zamanı boş harcamaya, gereğinden az uyumaksa uykusuzluk, gerginlik ve konsantrasyon sorunlarına yol açtığı için zamanı verimsiz kullanmaya neden olur. Uyku düzenimiz çok çok önemli. 6 saatin altında uyuduğumuz zaman vücudumuzda stres ve kaygı hormonumuz fazla salgılanıyor ve bizde başaramayacağım, yapamayacağım hissi uyanıyor. Ha, bu 6 saati verimli ve nitelikli bir şekilde geçirmemiz lazım. Uykunun 6 saatini. Arkadaşlar, bizim biyolojik bir saatimiz var. Bizim biyolojik bir algımız var. Aydınlık ve karanlık algısı. Yani aydınlıkta uyanık olmalıyız ve karanlıkta uyuyor olmalıyız. Dolayısıyla bu algıyı anladığınız zaman uyku düzeniniz biraz daha düzenlenecek. Uyku düzenimizi biraz daha yoluna sokmak için gün içinde kafeinden uzak kalmamız lazım. Çok fazla kahve tüketimi, çok fazla çay tüketimi uyku kalitemizi de azaltmakta. Dolayısıyla yeşil çaylara, bitkisel çaylara ağırlık vermeliyiz, süt içmeliyiz, meyve sularını tüketmeliyiz, su içmeliyiz bol bol arkadaşlar. Bu şekilde uyku düzenimizi biraz daha nitelik anlamında artırabiliriz. En büyük düşmanımız uyku düzeninde tabii ki de teknoloji kullanımı. Arkadaşlar, nitelikli bir uyku uyumak istiyorsak yatağımıza teknolojik araçlarla gitmemeye özen göstermeliyiz. Teknolojik araçlarla gidip bir Instagram'a bakıp uyuyayım dediğimizde o uyku düzenimiz gerçekten 2 saat daha ertelenmiş oluyor. Dolayısıyla siz nitelikli bir uyku geçirmemiş oluyorsunuz. Uyku konusunda başka sıkıntılarınız da varsa, uykuya dalmak konusunda belki minik bir duş size iyi gelebilir. Ama uykumuzu düzenlemek zorundayız. Çünkü zaman yönetiminde en büyük engelimiz uyku arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi çok çok özlediğimi belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.